Doktor bey. Şu eski hasta. Canla aynı durumda olan. Nasıl ölmüştü? Önce karaciğer ve kalp sorunları yaşamış. Daha sonra solunum sıkıntısı. Bunu sormuyorum. Acı çekmiş mi? Canı yanmış mı? Bunu soruyorum. Alternatif parti ha? Niye bana telefonla duygu sömürüsü yapıyorsun ki? Söylesen direkt gelirim zaten. Ne oldu? İşe yarıyor çünkü bak. Anında ışınlandım buraya. Şöyle alalım seni. Tuhaf. Yani lösemiye benzeyen bir şey yok burada. Kemik iliği biyopsisi yaptınız mı? Vakit yok. Yani okült kan kanseri dahi olsa interferon bu kadar durumu kötüleştirmez. Üstelik bu kadar hızlı. Ne? Ne bu kadar hızlı ilerleyebilir peki? Ne? Ne? Otoimmün hastalıklar, vücudun savunma mekanizması eğer kendine saldırıyorsa onu güçlendirmek ateşe körükle gitmek olur. Ayrıca böyle bir sistemik tutulum tarzının olması juvenil romatoid artrit olabileceğini düşündürüyor. Ya da Kawasaki hastalığı da olabilir. Kawasaki olamaz. Yaşlılarda görülmez. Ne yaşlısı ya? Çocuk röntgeni değil mi o? Ateş Hoca'nın daha önce yaşlı bir hastası varmış. Tamam, o Kawasaki hastası olabilir ya da olmayabilir. Ancak bu çocuğun vücudu şu anda damarlarını kemiren antikorlar üretiyor. Ve bütün organlarını teker teker kana buluyor. Önce sindirim sistemi, sonra böbrekler, sonra beyin, şimdi de akciğer. Peki niye Kawasaki yaşlılarda görülmez? Bu soruyu sordunuz mu kendinize hiç? Neden? Neden? Buyur, harika. Kan tahlilleri yapalım. Ana, vaskülit belirteçleri, sedimentasyon. Yapamayız çünkü en az 2 saatimizi alır. O kadar vaktimiz yok. Bu arada yaşlı kadının sedimentasyonu neydi? Yüksek, 98. Ya Kawasaki teşhisi koymak için başka bir hastanın tahlillerini kullanamazsın ki. Benimle iddialaşıyor musun? Hayır, inatlaşmıyorum. Sırası mı şimdi, ne bu? O zaman Kawasaki nerede yaşıyorsa oraya bakarız. Canın koroner damarlarına bakın. Peki. Yaşlı, bu bir dakika, bu yaşlı kadın... Seher mi? Seher Gümüş mü? Doktor gene mi ya? Sen bunun için beni oyunda tuttun değil mi? İpeyi kendinden uzak tutmak için. Ya, ya gene mi ya, gene mi? Geçen gün bir film izledim ben. Filmde bir tane kaptan var, tamam mı? Böyle ayağı sakat. Tahtadan yani. Denize düşse ölür yani. Fakat bu tutturmuş bir tane balina var, bunun peşinden koşturuyor. Hayalperest, inatçı bir şey yani. Tahta bacaklı. Kim acaba tanıdık geldi? Ne oluyor sonunda? Doktor. Seher bundan tam 10 yıl... 12. Ne oluyor sonunda filmin? Bir şey olmuyor. Yakalayamıyor balinayı. Demem o ki, takıntılarımız bizim için bazen tehlikeli olabilir. Sen ne diyorsun? Hele bir de tahta bacaklı, okyanusun ortasında, bir başına, koskoca balinanın peşine düştüyse... Yani onlar metafor, onlar mecaz ya. Mecaz. Neden mecaz var doktor? Niye mecaz yapıyoruz? Ha? Neden? Gerçekleri gerçeklerden daha korkunç şeylerle ima edip
insanların kötü şeyler yapmalarını engellemek için. Keşke ben de şunu daha güzel anlatacak bir mecaz bulsaydım. Hı? Merak etme doktor, iyiyim ben. Cadılar yemez beni, balinalar yutmaz. Mecaz yaptım o. Koroner arterleri açık. Anevrizma yok. Modu değiştirsene. Kan akımını görelim. Kan akışı normal, pıhtı yok. Damar kenarları düzgün. Boşu boşuna vakit kaybediyoruz ya. Zeynep, sana hatırlıyorum bak. Bu Kawasaki değil. Hayır değil. Evet hocam, küçük ama orada. İyi de seyirin kalbinde kitle yoktu. Can daha küçük. Kalbi daha dayanıklı. Hastalık Seher'in kalbine ulaşamadan Seher öldü. Ama canda bir kitle oluştu kalbinde. Hem de çok hızlı bir şekilde. Bakteriyel vejetasyonlar olabilir. Veya kas kaynaklı bir tümör. Daha dokusu olabilir. Bir dünya şey olabilir ama bu çocuk dayanamaz. Bu kitle her neyse hastalığın sebebi de o. Biyopsi yapacağım. Siz? Hı? Ben. İyi de hocam, siz kendiniz yapmazsınız ki bu işlemleri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.